Günümüzde sosyal medya ağları öyle etkili, o kadar güçlü ki bu ağlar sayesinde dünyanın unutulmuş bir köşesinden ya da en ücra köyünden çıkıp küresel bir şöhrete dönüşme ihtimaliniz artık hiç de az değil. İmanbek Zeykanov'un hikayesi bunun sadece bir örneği. Kazakistan'da Altay Dağları'nın batısında kalan 40 bin nüfuslu Aksu ilçesinde buraya bağlı bir köyde doğup büyüyen İmanbek şimdi Grammy adayı bir müzik ikonu. Yaşındaki İmanbek Zeykanov, demiryolu işçisi olarak çalışırken diğer yandan amatör düzeyde müzikle ilgileniyordu. Evindeki 10 yıllık bilgisayarında listelere girmiş popüler şarkılara remix yapan İmanbek, bir gün bu şarkılardan birini TikTok'ta yayınladı. Çok kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni alan şarkının sahibi Sen John'la da anlaşarak remixini yayınladı. Ve ardından Instagram, Twitter, Facebook üzerinden dünyaca ünlü DJ'ler, yapım şirketleri, ünlü simalar kendisini takibe aldı. İmanbek bu sırada bir plak şirketiyle anlaşma imzalayarak amatör müzisyenlikten profesyonelliğe doğru adım atmış oldu. İmanbek Zeykanov, Guyana asıllı Amerikalı rap sanatçısı Sen John'un Roses isimli parçasıyla şimdi en iyi remix kategorisinde Grammy adayı. Kazakistan'ın gurur kaynağı. Geçtiğimiz yıl tren istasyonundaki işini bırakıp dünyaca ünlü şarkıcıların eserlerine remixler yapmaya başlayan İmanbek, Altayların kıyısındaki Aksu'da mütevazı yaşamına devam ediyor. Ama onun hikayesi küresel köyün mucizelerinden biri olarak tarihe geçti bile. Listeye girecek şarkı için gece gündüz uğraşan, üst düzey teknoloji ve stüdyo kullanan, milyonlarca dolar harcayıp imaj çalışması yapan dünyaca ünlü yıldızlara karşılık İmanbek, pazar piknikçisi fotoğrafı ve ardı ardına listelere giren remixleriyle adeta dalga geçiyor. New York Times'a verdiği röportajda tek şarkılık müzisyen değilim diyen genç Kazak müzisyen, şimdilerde kapısına yığılan dünyaca ünlü şarkıcıların eserlerine remix yapmak için yoğun mesai harcıyor. Ve ülkesine ilk Grammy adaylığını kazandırmanın gururunu yaşıyor.